selam, ben Sena. Bugün konumuz takılar. Taktığım takılardan anlayabileceğiniz gibi konumuz takılar. Bu videoyu izlemeniz için tam 3 sebep var. Birincisi, kendi takılarınızı kendiniz tasarlamak ve daha ucuza mal etmek istiyor olabilirsiniz. İkincisi, takı tasarlayıp satmak istiyor olabilirsiniz. Üçüncüsü, beni izlemek istiyor olabilirsiniz. Hızlıca konumuza giriş yapıyorum ama ondan önce beni Instagram'da takip etmek isterseniz Instagram ismim Sena ile ben doğulu. Sondaki U 2 tane. Evet, şimdi bir takı tasarlayabilmeniz için çok fazla tabii çeşit var. Zincirli olarak kolye mi tasarlamak istiyorsunuz yoksa bunlar gibi kum boncuklardan bu yazın çok görmüştük biliyorsunuz. Bunlardan mı tasarlamak istiyorsunuz? Onlara karar vermeniz lazım. Gerçi toptancıda hepsinden bulunuyor zaten. İstediğiniz hepsinden alıp hepsinden de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çeşitleri var demek istiyorum. Burada çok fazla toptancı isimlerine değinmek istemiyorum. O yüzden bana biraz önce verdiğim Instagram adresinden yazarsanız bütün toptancılarımı sizinle paylaşırım. Eğer hani kendiniz yapmak için de olabilir, satmak için de olabilir. Satmak için ekstra sorularınız varsa onlarla da ilgili yardımcı olurum. Bir önceki videomda da zaten izleyenlerden bir sürü kişi yazmıştı. Onların hepsine yardımcı oldum. Arada inşallah unuttuğum yoksa. Siz de yazarsanız nereden aldığımı, ondan sonra satmak istiyorsanız kutuları falan nereden aldığımı sorarsanız hepsinden yardımcı olurum. Videoya başlamadan önce evin her köşesinde pense aradım. Çünkü takıları yapabilmeniz için penseye ihtiyacınız var. Bula bula şunu buldum. İşime yarayacak mı bilmiyorum. Normalde iki tane pensem vardı. Onlarla çok rahat yapıyordum ama bu arada yeni evlendim, belki bilmeyenler vardı. Tekrar söyleyeyim. Her videoda söyleyecek miyim artık bilmiyorum da. Yani konu oraya geldi diye söyledim, yani söylemek istediğimden değil. Neyse işte bir de tırnak eti kesme makasım vardı, onu buldum. Ucu sivri olduğu için işe yarar diye düşündüm, onu da getirdim. İhtiyacınız olan şeyleri ben şimdi tek tek sayacağım. Penseye ihtiyacınız var yapabilmeniz için. Onun dışında yapmanız için malzemeleri söylüyorum. Şimdi bu şekilde olanlardan tasarlamak istiyorsanız, bu arada telefon süsü, bunu yengem yaptı. Bunlardan yapmak istiyorsanız işte bu boncuklardan almanız gerekiyor ya. Alacağınız şeyler sınırsız. Temel olarak sadece şu içindeki beyaz paraşüt ipi diyorlar galiba buna. Ondan almanız gerekiyor ve üstünü süslemek için alabileceğiniz şeyler sınırsız. O böyle işte boncuklardan almış, şu şeylerden almış. Bu arada bu incilerden yamuk inci diye geçiyor bunlar. Bunlardan kendi gözlük aksesuarı yaptı, aşırı güzel oldu. Ondan sonra şöyle harfler alabilirsiniz. Bunların artık sınırı yok. Bir sürü şey var. Şimdi ben şu kısma geliyorum. İşin zincir kolye kısmına. Buradaki her şeyi çıkartayım. Mesela bu benim favorilerimden biri. Buna bayılıyorum. Yapmanız gereken şey ayrı ayrı. Önce kendinize uç seçmek. Mesela diğer uçlarımı da göstereyim. Mesela bir tane daha bir uçtan var. Bunları bu şekilde sıralıyorsunuz. Mesela kaktüs. Bu sene aşırı kaktüs modaydı. Bu kaktüsten alıyorsunuz ya da bir başka da uç göremedim. Hepsini tüketmişim galiba. Ondan sonra şu kalplilerden falan almıştım. Bu arada bu kolye ucu satan toptancıda şeylerden de var. Bu yaz böyle sürekli olan yüzükler vardı. Böyle ucu böyle meyveli falan oluyor. Çok tatlı yüzükler var ya, onlardan falan da satıyorlar. O şekilde şimdi işin zincir boyutuna geçiyorum. Zincirlerde de bir sürü çeşit var. Hepsinin farklı fiyatları var. Mesela şu bir tane zincir. Bunu size bunu bu şekilde gönderiyorlar. Ucu şöyle, bayağı uzun, ne kadar istiyorsanız, işte kaç metre istiyorsanız bu şekilde gönderiyorlar. Bu bir tane zincirin çeşidi mesela. Şurada başka zincir çeşitlerim var. Hangisini istiyorsanız, hangi zincirden istiyorsanız onlardan sipariş ediyorsunuz. Zincirden sonra ikinci ihtiyacınız olan şeyler, bunlara ne deniyor? Ha, bunlar kapama, tamam, isimlerini hatırladım. Bunlara kapama diyorlar. Şöyle iyice yaklaştırayım. Biraz önce biraz sonra yaparken de göstereceğim zaten. Bunları da zincirleri kapatmak için kullanıyorsunuz. Daha sonra uzatma halkalarını biliyorsunuzdur. Hep yanlış yere bakıyorum. Doğru yere bakmam lazım. Uzatma halkalarını biliyorsunuz. Klipslemeden önce orada küçük küçük yuvarlak halkalar oluyor ya. Onlardan alıyorsunuz bu şekilde. Bu arada ben hep gold almışım ama bunları silverlarından da alabilirsiniz. Tabii nasıl seviyorsanız. Ben gold daha çok almışım. Niyeyse bilmiyorum. Aslında silver da çok seviyorum ama. Bakın şöyle farklı boylarda kalplikler almışım. Çok tatlışlar. Mesela bu ikisinin zinciri farklı. Çok belli oluyor mu bilmiyorum. Kafamı her böyle edeyimde gıdığım derecek diye. Yalnızca şöyle yapmam. Heh, tamam. Son olarak da tek bir malzememiz daha kaldı. Onlar da papağan klipsler. Şöyle gösteriyorum. Bu da kolyeyi
tık taktığınız yerler var ya, onlar. Yani bu dördünü aldıktan sonra sınırsız bir şekilde bir sürü de ya bunların maliyetleri bayağı ucuz, bakmayın bir sürü malzeme saydığıma, şu halkalar falan hiçbir şey değil yani. Aldığınız zaman, bir kere aldığınız zaman zaten içinde bir sürü çıkıyor bunlardan. Yani 20-25 tane falan olmuş olsa 20-25 tane kolye yapabiliyorsunuz yani, o şekilde söyleyeyim mi, ucuzlar da yani. Normal dışarıdan bir kolye aldığınızda tek bir kolye vereceğiniz fiyata yaklaşık 7-8 tane, belki 10 tane falan kolye yapabiliyorsunuzdur. Bir tane zincirimi seçiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Zincirler tabi sizde olduğu için boyunu istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Normalde ortalama bir kolyenin boyu 45 cm olur. 5 cm'lik kadar da uzatma koyarlar. Uzatma halkası koyarlar. Uzatmayla birlikte 45 cm'di galiba. Ama siz boyutlarını kafanıza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kolyemi şöyle çıkarıyorum. Ortalama şöyle başka bir tanesiyle ölçeyim. Bir bu kadar daha olacak. Ortalama şu kadar falan. Ama ben biraz daha uzatayım bu sefer. Biraz daha aşağıda dursun. Şimdi istediğiniz yeri normalde şöyle metreyle ölçün. Ne kadar istediğiniz, ya da boynunuza da tutabilirsiniz. Şimdi boyunu kesmek istediğim yere geliyorum. Aldım elime bir tane pense ya da kesici herhangi bir alet. Şu şekilde koyuyorum ve kesiyorum. Sonra bu uzatma halkamdan çıkartıyorum. Halkamın ucunu açabilmek için şöyle küçük kesiyorum. Şöyle halkayı ikiye ayırdım. İkiye ayırdıktan sonra şöyle tutuyorum. Sonra biraz önce seçtiğim zincirimden, zincirimin içinden bunu geçireceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde geçirdim. Daha sonra bunu böyle sıkıştırıp, penseyle sıkıştırıp sağlamlaştırıyorum. Şu şekilde bu uzatma zincirini halkaya geçirdim. Bu ucu takayım dedim. Şimdi bu şekilde oluşturduğumuz kısmı gösteriyorum. Zincire geçirdik. Bir ucunda uzatmamız var. Kolyenin ucunda görüyorsunuz. Bu şekilde şu an. Son olarak kapatmasını takacağız. Arkasından da klipsini takacağız. Ondan sonra işlerimiz bitecek. Kapatmaların çeşitleri oluyor zincirlerin boylarına göre. Kare kapatmalar var. Yuvarlak kapatmalar var. Yuvarlak şunlardan, bunları da kullanabilirsiniz. Çok ince zincirlerde genelde bu kare kapatmaları kullanıyorlar. Bu kapatmadaki boşluğu görüyorsunuz. Zincirin diğer ucunu, şimdi şurayı unutuyoruz. Şu uzatma taktığımız ucu unutuyoruz. Onu diğer tarafa atıyoruz. Hiçbir şekilde kullanmadığımız ucu burada. Bunu şu şekilde kapatmaya denk getiriyoruz. Bu şekilde içine koyduktan sonra tam tersi yapacağım. Yuvarlak aşağıda kalacak. Şöyle içine yerleştirdikten sonra şu kenarlarını aşağı doğru katlıyorum. Yani zinciri o şeyin içine sıkıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi zinciri kapamaya bu şekilde İyice sıkıştırdım. Burada her aşamada dikkat etmeniz gereken şey, bu sıkıştırma ya da bu birleştirme aşamalarında en çok dikkat etmeniz gereken şey sağlam olduğu. Mesela kolye taktığınız zaman kopuyor. Kopmasının sebebi bu tarz şeylerde çok güzel böyle sıkıştırılmamış olmaları. Şimdi papağanın takma kısmına ve kolyeyi bitirme kısmına geçtik. Şimdi burada bir uzatmayı taktığımız taraf var, bir de bu kapatmayı taktığımız taraf var. Gördüğünüz gibi şimdi bu uzatma halkalarını taktığımız yere bu halkalardan bir tanesinin ucunu açıyoruz. Hemen şöyle küçük bir kesik yapıyorum. Kopmuş. Sonra bu papağanın ucunda şöyle küçük bir halkamız var. Bu halkayı buradan geçiriyorum. Geçirdikten sonra biraz önce o açmış olduğum yeri şöyle kıstırıyorum. Ve sağlamlaştırdıktan sonra artık kolyem hazır.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bayağı şikayetlenmiştim ama penseden çok daha kolay oldu. Pense şimdi elime biraz büyük geldiği için zorlanıyordum. Ama böyle küçük böyle şey çok rahat oldu yani tam böyle elime göre olduğu için. Daha rahat yaptım. Bu bildiğimiz tırnak eti kesme vakası. Normal tırnak etlerimizi kestiğimiz. İsterseniz yani pense konusunda eğer zorlanıyorsanız siz de bununla deneyin derim. Benim çok daha kolayıma geldi. Şimdi gösteriyorum. Yalnız kolyeyi biraz fazla uzun yapmışım. Biraz abartmışım. Neyse. Zincirimizi taktık. Kolye ucumuzu taktık. Kapatmayı taktık. Uzatma halkalarını ve papağanı taktık. İlk yaptığınızda tuhafınıza gidecek. Kabul ediyorum çünkü ilk yaptığımda ben de bayağı zorlandım. Penseyi tutarken zorlandım. Zincirleri geçirirken zorlandım. Bir de şimdi kamera karşısında çektiğim için bir miktar beni zorladı. Hem gösterip hem çekme aşamasında biraz zorlandım. Ama onun dışında normalde yaparken birkaç kere yaptıktan sonra alışıyorsunuz ve çok rahat yapmaya başlıyorsunuz. Sakın yapamam diye korkmayın. Yapamayacak hiçbir şey yok. Benim normalde böyle çok ince işlerde aşırı el becerim yoktur. Ona rağmen ben yapabiliyorsam siz çok rahat yaparsınız. Bence mutlaka bir kere alın deneyin. Ve kolyemiz hazır. Bu arada gerçekten daha önce hiç bu kadar uzun yapmamıştım. Diğeriyle ölçtüm. Azıcık fazlalık bıraktım. Ona rağmen bayağı uzun olur ama bu boyda da sevdim yani. Özellikle kışın hani sivitlerin üstünde falan böyle uzun. Gayet güzel olur bu. Diğerlerini göstereyim size. Normalde yaptığım boyları göstereyim de aradaki farkı anlayın. Normalde ortalama hep bu boylarda yapmışım. Böyle de iyi oldu. Hem böyle çoklu falan takacağınız zaman da aynı şekilde biri uzun biri kısa falan güzel olur. Ayrıca beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.